Efendim merhabalar, Tebessüm Öyküleri'nin yeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Bölümümüzün konusu doğruları söylemek. Her zaman her yerde doğrucu Davut olmakla alakalı bir hikaye serisi olacak. Özellikle fikir işçilerinin, filozofların, düşünen adamların bu noktada bazı sıkıntıları olmuş. Bu konuda filozoflar denilince akla ilk gelen isim Diyojen. Mala mülke değer vermemesi, dünyadan el etek çekmesiyle ün kazanmış önemli bir filozof. Hatta o kadar dünyadan elini eteğini çekmiştir ki doğru düzgün üstüne kıyafet bile giymez, bir fıçısı vardır. O fıçısının içerisinde yaşar. Mala mülke hiçbir şekilde değer vermez. Diyojen'le aynı zamanda yaşayan Büyük İskender vardır. Meşhur bir asker, komutan. Büyük İskender bir gün Diyojen'in de yaşadığı şehre gelir. Büyük bir gösteriş, büyük bir ihtişamla. Herkes ayağa kalkar. Diyojen hiç umursamaz. Hiç ayağa kalkmaz. Onu görünce Büyük İskender kızar. Hiddetlenir ve der ki sen kim oluyorsun da benim karşımda ayağa kalkmıyorsun? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun diye sorunca Diyojen der ki biliyorum. Sen benim bendemin bendesisin der. Yani bende köle demektir. Yani der sen benim kölemin kölesisin. Büyük İskender tam olarak anlayamaz. Ne demek istiyorsun? Ne demek kölemin kölesisin? Diyojen der ki dünya malı, para, pul, toprak. Bunlar benim için beş para ehemmiyet vermeyeceğim metadır. Benim kölem hükmündedir. Sen ise benim kölem hükmünde olan toprak parçasına çok değer veriyorsun. Onun uğrunda çalışıyorsun. Savaşlara giriyorsun. Dolayısıyla sen benim köleme kölelik ediyorsun. Bunu duyunca Büyük İskender öyle alelade bir adamla karşılaşmadığını anlar. Hatta bu cevap hoşuna gider. Der ki benden ne istersin? Dile benden ne dilersen. Diyojen yine aynı umursamazlıkla meşhur sözünü söyler. Der ki gölge etme. Başka ihsan istemez. Bu kadar cesur olmak tabii her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Büyük İskender'de büyük bir sıkıntı çıkarmamış belki. Hatta bu cevaplar üzerine, bu diyalog üzerine Büyük İskender'in dünyaya eğer tekrar gelsem Diyojen olmak isterim dediği rivayet edilir. Tabii dediğimiz gibi bütün doğrucu Davut dediğimiz kişilerin akıbetleri hep aynı olmamış. Mesela Sokrates sorduğu sorularla halkın kafasını karıştırdığı gerekçesiyle bunu hapse atarlar. Hatta idamına hükmederler. O sırada eşi gelir ziyaretine. Der ki sevgili Sokratçığım bu insanların seni haksız yere öldürmesine tahammül edemiyorum kahroluyor deyince Sokrates şöyle bir cevap verir. Der ki niçin kahroluyorsun? Haklı yere mi asılsaydın? Yani doğruları söylemekten sonucu ölüm dahi olsa zerre kadar çekinceleri yoktur. Önemli olan haklı olmaktır. Davasında haklı yerde durmaktır. Meşhur Braveheart, Cesur Yürek filminde bir replik vardır ya. Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Bir başka örneğimiz de Halife Harun Reşit zamanında geçen bir hadise. Ebu Nüvas isimli bir şair, aynı zamanda alim vasıflı olan bir şair varmış. Harun Reşit de bu şairi çok severmiş. Ara sıra takılırmış. Bir gün çağırmış yanına. Demiş ki sen hem ilminle hem şiirinle bizler için çok değerli bir kişisin. Oğlumun da senin ilminden istifade etmesini isterim. Sen benim oğlumu rahle-i tedrisine al, bir eğit, bir imtihan et bakalım bunda bir ilim mayası var mı deyince oğlunu alırlar. Ebu Nüvas'ın karşısına getirirler. Ebu Nüvas bazı sorular sorar, bir muhabbet kurmaya çalışır. İlimle alakalı işte, kendi alanıyla alakalı bazı sorular sorar. Fakat hiç beklenilen cevapları alamaz. Netice olarak Harun Reşit'in karşısına geçince efendim der, ne yazık ki sizin evlat tam bir cehalet avidesi ve ilimden zerre kadar nasibi yok. Tabi bu kadar keskin bir şekilde söyleyince Harun Reşit celallenir, derhal der hapse atın. Bu süreçte Harun Reşit oğluna eğitimler aldırır. Farklı farklı sanat dallarında, ilim dallarında eğitimler aldırır. Belli bir zaman geçtikten sonra tekrar oğlunun Ebu Nüvas'ın imtihanına girmesini ister. Ebu Nüvas hapisten çıkartılır. Oğluyla tekrar buluşturulur. Yine sorular sorar, cevaplar alır falan. Neticesinde der ki nedir sonuç söyle bakalım. Şu imtihandan geçti mi bizim oğlan? Ne yazık ki sultanım der. Cehaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Bu cevabı alınca sultan yine celallenir. Der ki tez bunu hapse atın. Hapse yine girer. Aradan belli bir zaman daha geçer. O süreçte yine eğitimleri aldırır bu çocuğa. İşte okusun, öğrensin, ilim tahsil etsin falan. Birkaç ay sonra tekrar Ebu Nüvas hapisten çıkartırlar. Yine bir mülakat gerçekleşir. Mülakatın ardından Ebu Nüvas Harun Reşit'in huzurundan sessizce ufak ufak kapıya doğru gider ayrılır. Hayırdır der şair sen nereye gidiyorsun hiçbir şey söylemeden. Ebu Nüvas gayet sakin. Hapse gidiyorum efendim der. Sizi kovmanıza gerek yok. Yani sonuç ne olursa olsun hiçbir şekilde o doğruyu söylemekten vazgeçmiyorlar. İnsan içinden diyor tabii. Bir adam söylesene. Bu çocuk pırlanta gibi bir çocuk. Dünyaya yüzyılda bir gelecek bir dehadır. Ama demiyorlar. Hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. 9 köyden kovulsalar bile her zaman bir 10. köy bulunur diye yollarına devam ediyorlar.
Son bir örnek de Nefi'den gelsin. Nefi hepinizin bildiği bir şair. Hicivileriyle o Siham-ı Kaza eserinde sağa sola gönderdiği o kaza oklarıyla birçok kişiyi rahatsız etmiş bir şair. Özellikle dönemin siyasetçilerini, sadrazamlarını, padişahlarına kadar hiçbir şekilde dilinin kemiği olmayan şairlerimizden bir tanesi. Bütün o hicivlerden sonra idamına hükmedilir. Ama gerek padişah, gerek etrafındaki erkan, gerek onu idama götürecek olan cellat Nefi'yi severler. Bütün o sivri diline rağmen sevilen birisidir. Cellat der ki Nefi bak sultan seni sever. Biz de severiz. Ama bu kadar saygısızlık, bu kadar hici, bu kadar iğnelemenin neticesi de vardır yani. İdam olacaksın. Gel sen padişahdan özür dile. Bir daha size böyle hicivler yazmayacağına söz ver. Eminim padişah seni affedecektir der. Gel bir dilekçe yazalım. Neyse güç bela Nefi'yi ikna eder. Cellat da siyahi bir vatandaşmış. Divit, kalem, işte kağıdı bir arada tutarken nasıl olduysa bir el kazası herhalde. Mürekkep kağıda dökülmüş. Nefi yine kendini tutamıyor. Merak etmeyin efendim der. Mübarek teriniz kağıda damladı. Ziyanı yok deyince bu sefer cellatı da kızdırır, dilekçeyi de yırtırır ve sonucu ne yazık ki çok da istenilen bir şekilde bitmez. Yani bütün bu anlatıları toparlayacak, kısaca özetleyecek olursak buradan çıkartacağımız ders her söylediğimiz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir efendim. Bir sonraki tebessüm öyküsünde görüşmek üzere.